Çünkü bu konuda insanların çok eksiği var ve bir de tuhaf olan şey en çok uygulanan sistem olmasına rağmen insanların yine de çok yanlış uyguladıkları bir sistem. USU-YÜRE2. Yapacağınız şey USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum. Tamam, cümleniz bu. Bunu ezberleyin. İkinci seviyeye de geçsek, üçüncü seviyeye de geçsek, dördüncü seviyeye de geçsek siz her zaman USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum diyerek aktif edeceksiniz. Tamam mı? Aktif ederken pasif çalışsanız da aktif çalışsanız da USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum diyeceksiniz. Tek cümle bu. Pasif çalışırken başka bir işle mesela yemek yaparken, iş yaparken, temizlik yaparken aynı zamanda USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum diyebilirsiniz. 15 dakika akar. Aktif çalışırken ise gözler kapalı, sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum diyorsunuz ve kendinizi o bırakıyorsunuz. O kadar. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Şimdi biz USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum dediğimizde 15 dakika akar. Aslında tüm sistemler 15 dakika akar. Tamam mı? Hem bunu şifacımın rehberinde anlattım hem de uyumlama hakkında her şey dosyasında yolladım. Şimdi tüm sistemler 15 dakika akar. Tamam. Ben şimdi hepsini size bir anlatayım, sonra anlatacaklarım da var. Ondan sonra ben bu ses kaydı yollayacağım. Size ses kayıt alıyorum. Tamam. Böylece tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bununla birlikte şöyle söyleyeyim size. Aktif çalıştınız. İşte sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum dediniz. Beklediniz. 15 dakika akar. 15 dakikanın geçtiğini nasıl anlayacağım derseniz. Saat kurabilirsiniz 15 dakika. Ya da ben bunu doğru düzgün daha fazla çalışmak istiyorum derseniz ki mesela bir yerinize şifa yapacaksınız, tamam mı? Şöyle yapacaksınız. USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum ve baş ağrımın şifalanmasını niyet ederek 1 saat akmasını niyet ediyorum. Tamam. Saat verdiğimiz zaman programlamış oluruz. Bakın bu çok önemli. Şifa hocaları bunu bilmezler ya da biliyorlar da söylemiyorlar. O da olabilir. Tamam mı? Yani bunu söyleyene rastlamadım. Zaten hocalarda böyle şöyle bir şey var Ülker Hanım. Siz de hani rastlamış olabilirsiniz. Hani böyle yalap şap anlatır ama bir takım özel bilgileri kendine saklar. Ben öyle değilim. Her türlü bilgiyi anlatıyorum. Tabii. Ben bütün bilgileri öğrencimle paylaşıyorum. Çünkü öğrencimin bu sistemi tam olarak kullanmasını istiyorum. Tamam. Diyorsunuz ki USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum ve 1 saat boyunca akmasını niyet ederek baş ağrımın şifalanmasını niyet ediyorum. Tamam. Bitti. Bırakın 1 saat boyunca akar. Bu kadar. Bu kadar. Elinizi eğer bunu söyledikten sonra diyelim ki ekstra bir iş yapıyorsanız, örneğin yemek yapıyorsunuz, temizlik yapıyorsunuz, ne olur? Pasif çalışmış, pasif akmış olur. Ama göz kapalı, sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda uzanarak USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum ve şu anda bana 1 saat boyunca akmasını niyet ediyorum, baş ağrımın şifalanmasını niyet ediyorum derseniz aktif çalışmış olursunuz. Tamam mı? Ama normalde hiçbir şey demediniz diyelim, saat vermediniz, 15 dakika sonra kendiliğinden biter. Tamam. Birine yollayacaksınız diyelim. Tamam. En sevdiğiniz kişi kim? Çocuklarıma deyin. 3 tane çocuğunuz var. Çocuklarınıza komple yollayabilirsiniz. USU-YÜRE2'yi aktif ediyorum ve şu anda çocuklarıma 1 saat boyunca akmasını niyet ediyorum. Harika. Tamam. Bunu yapabilirsiniz. İkinci seviyeyi aldınız. Şimdi size bingo, bingo şey. Tamam mı? Dosyalarda semboller var. Semboller 2012'den sonra kullanılmıyor. Onları kullanmayın. Ben orijinal dosya elinizde bulunsun diye yolladım. Tamam. Yani havalı bir şeydir orijinal dosya. Elinizde bulunsun, bilginiz olsun. Ama öyle bir şey yok. Tamam. Asla, asla yok. Geç. Tamam, devam edelim. Ondan sonra ne yapacaksınız? Çocuklarınızı nasıl yollayacaksınız? Bir kağıda çocuklarınızın, 3 çocuğunuzun da adını yazın. Tamam mı? Adını, soyadını, adını, soyadını, adını, soyadını yazdınız. Kağıdı eline al. Tamam, eline al. Aktif çalışacaksınız mesela. Az önce yemek yaparken de öyle de gönderebilirsiniz gün içinde. Bir de aktif çalışabilirsiniz. Diyelim ki ben nasıl yapıyorum? Yatağa oturuyorum. Arkama yastık koyuyorum.
karnıma da yastık koyuyorum. Ellerimi karnıma koyuyorum. Yani kendimin rahat edebileceği pozisyon, sizin rahat edebileceğiniz pozisyon daha farklıdır. Ondan sonra ellerimi iki el avucumu kağıdı alıyorum. Ondan sonra usulü reiki aktif ediyorum ve şu anda çocuğuma 1 saat boyunca şifa akmasını niyet ediyorum. Dediğim gitti, selamette. Bu kadar. Tamam. Ne oluyor enerji? Kafamdan giriyor. Ondan sonra kalbime geliyor. Kalbimden kollarıma geçti. Kollarımdan ellerime, ellerimden ne oldu? Kağıda gitti. Kağıtta kim yazıyor? Benim çocuğum yazıyor. Tamam. Ya da siz bambaşka bir şifa yaptınız birine. Onun adını yazarsanız olur. Başka birinin adını yazarsanız şöyle yapın. Doğum tarihi, şimdi bulunduğu şehir ve adı soyadı. Tamam mı? Kağıda bunları yazın. Bitti. Ondan sonra işte nedir? Usulü reiki aktif ediyorum ve şu anda telefonda konuştuğum Ülker Taşçı'ya 1 saat boyunca akmasını niyet ediyorum. Pasif yolladım ama yine de size akmaya başladı. Bak, tamam mı? Heh. Aynen. Hayır, 1 saat dedim. 1 saat dediğim için 1 saat. Heh. Bunu 2 saat, 5 saat, 6 saat falan da yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Usul reiki biraz mayhoşluk veren bir enerjidir. O yüzden usul reiki'yi sabah çalışmayın. Biraz akşam çalışın. Yani böyle yorgunluk değil de rahatlatır. Tamam mı? Mayhoşluk verir. Tamam. Yani dinçlik veren enerjiler var. Mayhoşluk veren enerjiler var. Bu biraz mayhoşluk veren bir enerji. Tamam mı? Rahatlatan bir enerji. Bunu uykuya yakın çalışırsanız daha iyi olur. Çünkü günün rehavetinde daha çok yorulursunuz. Yoksa. Tamam. Heh. Ondan sonra mesela Kundalini Reiki, Karunaki Reiki, Prana enerjileri tam tersidir. Onları sabah çalışmak, yorgun hissettiğinizde çalışmak daha iyidir. Onları da mesela akşam çalışırsanız uyku açar. Onun gibi. Tamam. Usulü Reiki biraz uyku getirir yani, rahatlatır. Tamam. Uyumadan önce çalışın. Şimdi nasıl, kendinize nasıl şifa yapacaksınız, başkasına nasıl şifa yapacaksınız, burayı anlattım. Bununla birlikte ekstra şeyler var. Bunlar ne? Şimdi usulü Reiki ile çakra açabilirsiniz. Şöyle. Usul reiki aktif ediyorum ve kök çakramın açılmasını, şifalanmasını, arınmasını, temizlenmesini niyet ediyorum. Dedeniniz bitti, selamette. Kök çakram döner döner döner, volümleri yükselir. Harika. Usul reiki diğer reikilerin dışında çakraları şifalandıran bir sistemdir. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu her çakranıza teker teker yapabilirsiniz. Usul reiki aktif ediyorum ve sakral çakramın açılmasını, şifalanmasını, temizlenmesini niyet ediyorum. Harika. Tamam. Hatta bu şifa enerjisinin 3 saat boyunca akmasını niyet ediyorum. Tamam. Bu size bağlı. Bu size bağlı. 15 dakikada aksın diyebilirsiniz. 1 saatte aksın diyebilirsiniz. Diyelim ki hiçbir saat vermediniz. 15 dakika sonra kendisiliğinden durur. Tamam. Tamam. Ha. Tüm sistemler böyledir. Tüm sistemler. Tamam mı? Tüm sistemler 15 dakika akar, 15 dakika sonra kendiliğinden durur. Ondan sonra işin kolay bir tarafı var. Böyle tek tek uğraşabilirsiniz de. Ya da tüm usul reiki'yi aktif ediyorum ve tüm çakralarımın şu anda açılmasını, şifalanmasını, temizlenmesini niyet ediyorum. Da diyebilirsiniz, değil mi? Bunu da diyebilirsiniz. Ha, bu da sizin işinizi kolaylaştırır. Bununla birlikte çakrayı anlattım. Kullanabilirsiniz. Bakın bunları hocalar anlatmaz, dosyada da yok. Alan temizleyebilirsiniz. Evinizde birisi gelecek ya da birisi gitti. Tamam. Misafirleriniz gelecek. Evin bütün alanını temizler. O evinizi güzelleştirir. Evin alanını temizleyen az sistem vardır. Örneğin lavantalı reiki, yani saymayayım şeyleri. Bir takım sistemler bu evin alanını temizler. Ne olacak şimdi? Misafiriniz gelecek. Tabi, bak şimdi dinleyin. Ha, tabi. Bakın şimdi misafir gelecek diyelim. Usulü reiki aktif ediyorum. Evimin tüm alanlarının temizlenmesi gereken tüm negatif tesirlerin, tüm sıkışmış enerjilerin usulü reiki ile arınmasını, şifalanmasını, temizlenmesini ve şu anda her taraftan 10.000 kat kuvvetli haliyle niyet ediyorum. Ya da bunu kısa bir cümle halinde ezberlemeniz için şöyle diyebilirim. Usulü reiki aktif ediyorum ve evimin alanının hemen temizlenmesini niyet ediyorum. Bitti. Bir kez söylesem bile yeterli. Tamam mı? Bir kez söylesem bile yeterli. Bununla birlikte alan temizliği yaptık. Misafirler gitti. Tekrar söyleyin. Onların enerjisi de gitsin. Tamam mı? Selamette. Burayı da anlattım. Usulü reiki dolaylı olarak iddiası bu olmasa bile karma çözer.
Ne diyorsunuz? Usul reiki aktif ediyorum ve tüm karmalarımın çözülmesini niyet ediyorum. Bunu söyleseniz yeter. Bunu ister aktif çalışın, ister pasif çalışın. Yani ister gözünüz kapalı, ister gözünüz açık çalışın. Her iki şekilde de olur. Ama bana kalırsa karma çözme uyumlamalarına bakıldığı zaman bunun etkisi karma çözmede daha az. Ben usul reiki ile karma çalışıyor muyum? Çalışmıyorum. Ama bunun dolaylı bir etkisi yine de var mı diğer uyumlamaların tersine? Var. Bu yüzden yine de ben böyle bir etkisi olduğu için size haber vereyim de, tamam mı? Böyle bir şey kullanın. Ha. Tabii. Yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Başkalarının da çakrasını açabilirsiniz usul reiki ile. Aynı zamanda tek bir niyetle açabilirsiniz ve başkalarının çakrasını olsun, karmalarını olsun usul reiki ile çözebilirsiniz. Örneğin, usul reiki'yi aktif ediyorum ve çocuğumun tüm çakraların açılmasını, şifalanmasını, temizlenmesini niyet ediyorum. Bitti. Usul reiki'yi aktif ediyorum ve çocuğumun tüm karmalarının hemen şimdi rahatlıkla, kolaylıkla hemen çözülüp gitmesini niyet ediyorum. Bitti, selametle. Tamam. Bitti. Usul reiki net. Bu kadar. Yani bunu çok güzel kullanın. Her gün kullanın. 21 gün aktif çalışacaksınız. Tamam mı? Her şimdi bu sistemi siz bir hafta boyunca çalışın. Tamam. En az 15 dakika çalışmaya çalışın bir hafta sonra. Bir hafta sonra biz size bunun bir üst seviyesini uygulayacağız. Oldu mu? Usuyu 3 yapacağız. Ondan sonrasında da usuyu 4 yapacağız. Tamam mı? Heh. Tamam, bu şekilde. Şöyle usul reiki de illa derler ki elini bedene koyacaksın. Öyle bir şey yok. Elini bedene koy ya da koyma. Enerji akar. Tamam mı? Usul reiki uzaktan ya da yakından yollanabilir. Hem kendinize hem de başkasına şifa yapabilirsiniz. Hani derler ki hani ilk önce bu alnına koyacaksın, boynuna koyacaksın, sırtına koyacaksın, karnına, işte çakralarında gezeceksin. Ya bunu yapabilirsin. Yapmaya da bilirsin. Uzaktan yolla. Aynı şey. Yani enerji için dokunman da gerekmez. Anlatabildim mi? Hiç böyle bir şeye gerek yok. Kişi yakınınızda olsa bile dokunmasanız dahi o enerji ona en kuvvetli haliyle akar zaten. Reiki'nin bu kadar kolay olması ve bu kadar kolayca karşıya ulaşması çok önemli. Yani hani ilk önce başına elleyeceksin, sonra ucunu işte boynuna koyacaksın falan filan ritüeller. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Siz ablanızın, abinizin, böyle ihtiyacı olan kişilerin adını, soyadını, doğum tarihini, hatta çocuklarınızı bir kağıda yazın. Tamam mı? Bunların hepsine o kadar güzel bir teknik söyleyeceğim ki size. Usul reiki aktif ediyorum ve elimdeki kişilere şu anda her taraftan 10 bin kat kuvvetli haliyle bir saat boyunca şifa akmasını niyet ediyorum deyin. Hop gitti. Ve sonra isimlerini okuyun. Okuyun şu kişiye, şu kişiye, şu kişiye. Akmasını niyet ediyorum deyin. Ve uzanın. Bu kadar. Bu kadar. Ve bir saat boyunca bunlara 21 gün boyunca şifa yollayın. Tamam mı? 21 gün sonrasında istediğiniz kadar bir ara verin. Örneğin 7 gün ara verin. Sonra tekrar 1-21 yapabilirsiniz. Böylece karşıdakinin şifalanması çok iyi olur. Yalnız bu şifa sırasında karşıdaki tabi isimlerini de alın ve bununla birlikte karşıdaki insan da o sırada uzansın. Gözünü kapatsın. Tamam mı? O zaman enerjiyi çok daha iyi almış olur. Böylelikle karşıdaki kişiye de çok güzel şifa yapmış olursunuz. Bu bir hayvan da olabilir. Mesela sokaktaki kedilere bile usul reiki aktif ediyorum ve şu anda bizim mahalledeki tüm kedileri usul reiki ile her zaman her kuvvette her taraftan 10 bin kat kuvvetli haliyle 2 saat boyunca şifa akmasını niyet ediyorum. Harika. Gitti. Pasif çalıştım mesela bunu ama şimdi 2 saat boyunca akar onlara. Güzel. Bu şekilde yani pat gönderin, hemen gönderin, hemen gönderin, söyleyiverin. Siz şimdi bunu bir hafta çalışacaksınız, sonra bir üst seviyesine geçeceğiz ya. O yüzden her gün zaten aktif çalışmanız var ya, gerekiyor ya. Bir kendime aktif çalışayım, bir de başkasına şifa yapayım. Bunu böyle iki tane ayrı ayrı yapmanıza gerek yok. Siz o çocuklarınıza bilmem ne işte yardım etmek istediğiniz, şifa yapmak istediğiniz kişilerin adını elinize kağıda yazın. Yollayın şifayı. İster yarım saat, ister 20 dakika. Bir haftaya tamamlayın. Bir hafta sonrasında da biz bunun üçüncüsünü yapalım. Sonraki haftada dördüncüsünü yapalım. Tamam mı? Full reiki ile ilgili kafanıza takılan bir soru olur. Lütfen bana
Facebook üzerinden yazın. Ya ben bu kadına ne kadar çok soru sordum Usu Yüreği 2 ile ilgili demeyin. Neden? Usu Yüreği 2'yi size ben uyumladım. Kafanıza Usu Yüreği 2 ile ilgili bir şey takılırsa ben size tabii ki bunu anlatırım. Tamam mı? Bunda bir problem yok. Yani 30 tane soru sordunuz, 30 tanesini yanıtlarım. Tamam? Böyle bir şey yok yani. Benim olayım ne biliyor musunuz? Siz bu sistemi çok güzel kullanacaksınız. Yani benim geride bıraktığım her öğrencim o sistemi çok güzel öğrendi. Yani hep böyle ilerledim, hep böyle ilerledim. Ya kullanıyorum, doğru mu söylüyor? İşte arkamda bir başkası ne der? Bana ne der? Uyumladım, geç git. Değil mi? Hiçbir zaman öyle yapmadım. O yüzden soru sorun. Yani acaba sıkar mıyım? Acaba yoğun mu? Hayır ya. Değil mi? Kullanın onu. Kullanın. Tamam. Ondan sonra o problem değil. Şimdi bununla birlikte dördüncü seviyeye geldiğinizde 21 gün aktif edeceksiniz. Ben size sertifikasını da yollayacağım. Tamam mı? Ha. O konuda o şekilde. Kime şifa yapacağınızı, kime şifa yapmayacağınızı nereden bileceksiniz? Diyelim ki birisi dedi ki, ay dedi sen şifayı çok güzel yapıyorsun, şifacılık mı yapıyorsun? Bana bir şifa yapsana. O sırada içinizde böyle bir sıkıntı geldi. Kadını nasıl böyle başınızdan savarsınız diye düşündünüz ama bir şey de diyemediniz. Hani nasıl çeviririm lafı diye düşündünüz. Bu da eşiniz, dostunuz, bir de hani yok ben sana şifa yapmayacağım diye de diyemeyeceğiniz bir insan. Ha tamam neyse bakarız falan filan dediniz. Ama içiniz bir sıkıldı. O içinizin sıkılmasında vardır bir sebep. Tamam mı? O kişiye şifa yapmayın. Tamam. Ama diyelim ki kişi size ay bana şifa yapar mısınız deyince böyle bir pırpır oldu. Ay çok iyi falan filan şey yapayım dediniz. Hani böyle bir sevindiniz falan böyle heyecanlandınız. Tamam o kişiye şifa yapın. Yani insanın içi hissediyor onu. Tamam. İçiniz sıkıldı bir kaçışısınız geldi. Yani lafı döndürmeye çalışıyorsanız o kişide bir şey var. Ya karması var, ya çözülmeyecek, ya yapılmaması gerekiyor. Ona şifa yapmayın. Tamam mı? Tamam. O şekilde bulursunuz. Tamam mı? Bir sistemi çok iyi öğrenirseniz diğer sistemlerde çok iyi ilerlersiniz. Sadece tek bir enerji sistemini çok iyi öğrendiğinizde yani diyelim ki lavanta levre 2'ni, altın gümüş mana levre 2'yi ya da bambaşka bir sistemi çok çok rahat kullanırsınız. Tamam mı? Çünkü belli konulara bunun aynıdır. Tamam mı? Adı değişir, yapma şekli aynıdır. Tamam mı? Aktif, pasif çalışacaksın. Reiki yollayacaksın. O, şifalandıracaksın. Heh. O şekilde. Yani ilk basamağı, temeli iyi attığımızda diğerlerin üstüne güzel oturur. Güzel oturur. Ha ha. Tabii. Tabii.